Toplamda buradaki personelle beraber 1050 vatandaşımız bu çadır kentte kalıyorlar. Burada sosyal donatı alanları da var. Çocuklarımız için kreşlerimiz var. Ve diğer vatandaşlarımızın, burada kalacağı vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını göreceği çamaşırhane gibi yerler de var. Donatı alanları da var. Ben huzurunuzda dans kulüplerine de teşekkür ediyorum. Belediyemizin değerli çalışanlarına ve Hatay Belediyemizin de çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kaç çadır var burada? Toplamda 220. A'dan Z'ye her türlü ihtiyacı sağ olsun genç liderlerimizle birlikte sağlamaya çalışıyoruz. Devam da edeceğiz. Size çok teşekkür ederim. 2-3 güne bir buradayım ben. Evet. Yani kontrolleri yapıyoruz. İhtiyaçları tespit ediyoruz. Sağ olun. Anka biraz geri bak, poşete çok geliyor. Karşıya, karşıya, karşıya. Allah rızası için bir anlatayım. Bıktık bu hırsızlardan. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı'na gittim. Affı söylemek için. Yani tövbe haşa, sanki yukarıdan Allah beni affetsin. Bu kadar kibir olmaz. 4 tane helikopter, hepsi bizim paramız. Allah sizi düşürmesin. Ben ülkücüyüm. Bahçeli'den utanıyorum. Bir de amcalarımın evi yıkıldı Reyhanlı'da, köyde. Evet. Sizi köye bekliyorum. Cumhurbaşkanı seçilirseniz ismim Mustafa Barut. Evet. İki tane adres, iki tane evleri yıkıldı. Bir adreste görünüyor. Evet. Tapuları yok diye bize yardımcı olun. Ellerinizden tamam. Öpeyim. Estağfurullah. Evet, sizin eliniz, hırsızın eli öpülmez. Tamam. Namuslu insanın eli öpülür. Evet. Lütfü Savaş bizim namusumuzdur. Eyvallah. Seviyoruz onu. Sağ olun. Akşama saat 2'de olarak evet. Buradaydık ama bir yerleşke yapmamız bir hafta sonraya tekrar ediyor. Evet. O günden beri şu anda bir hastane acil servisinde nasıl hizmet verebiliyorsa hepsini verme kabiliyetine sahip. Çevre, abi bana dokunmayın. Eczanemiz, hepsi günübirlik tedavi yapabildiğimiz yerimiz bile var. Şu anda ben içeride hastalar da var. Şu aşamada karşılaştığımız özel bir şey sağlık. Girme abi. Var mı? Yok, en korkulan tabii bu durumlarda bulaşıcı hastalıklar. Evet. Hani bizim korktuğumuzun ötesinde değil. Evet, değil. Beklentilerin düzeyinde. Onunla mücadeleyeceğiz. En büyük sorun tabii yani uyuz olduğu zaman yıkanma problemi. Onu aşmak zorunlu ama beklentiler üstünde değil ki. Normal bizim beklentilerimizin sınırları içerisinde. İnşallah öyle gider. İnşallah. Efendim buraya geldik sizin bayramınızı kutlamak için. Sağ olun, sağ olun. Ben arkadaşlarım, büyük bir fedakarlıkla çalışan tıp dünyasının gerçekten saygın insanlarının bayramını kutluyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Özel bir gün bugün. Sizler için özel gün. Bizler için de özel gün. Sizin bir özelliğiniz var, 24 saat çalışırsınız. Evet. Çünkü hastanın ne zaman geleceği belli. Aynen burada öyle zaten. Sizler fedakarlıkla çalışırsınız. Acı günlerimizde de yine en başta tıp dünyasını görürüz. Doktorları, ebeleri, hemşireleri, sağlık çalışanlarını görürüz. Size minnet borçluyuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de vesileyle. Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz. Onu da dile getirmiş olayım. Sağ olun, efendim. Sağ olun. Peki efendim, oldu.
Çadırdaki şartlardan herhalde. Büyük öyle bir ihtimal, evet. Günde kaç kişi geliyor böyle sağlık sorunu dolayısıyla? Ortalama 200'ün üstündeyiz. 220'yi bulduğunuz günler var. Evet, evet. Bu günlerde 200'ün üstündeyiz. Evet. 200-220 arasında sayılıyoruz. Evet. 24 saat tabii ki. 24 saat burada görev yapmaktayız. Evet. Belli bir saatten sonra hasta yoğunu azaldı. Tabii azaldı. Arkadaşlar evet. Kalıp gerektiğinde tabii uzmanı varsa tabii. Onu da kaldırmak üzere burada görev yapıyorlar. Arkanda toba mola var. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Kenan abi biraz gelin. Kenan abi biraz. Arkadaşlar köyden var, dikkat edin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hasta var ya. Evet. Onları 112 ambulanslarımız buradaydı. Evet. Adana, Hatay'a yok. Onlar destek verdi. Evet. Evet. İlk hafta öyleydi. Orası laboratuvarımız dediğim gibi acil serviste yapılan bütün tetkikleri yaptığımız. Arka tarafta eczanemiz var. Arkadaşlar ilaçlarını da hastalıklarına göre eline verip gönderiyorlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de geçelim tarafa. Ya gel şöyle. Başkanım çok özür dilerim. Gel şöyle ortaya gel. Çok. Biz burada bir koordinasyon anlayışıyla bütün savaş başkanımızla beraber ve buradaki bütün sistemi içine katarak ihtiyaçlarını gözeterek ve işbirliği içinde de Hatay Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonuyla saha hizmeti yürüten aslında büyük bir ekibiz şu anda. Elbette ihtiyaçlar günden güne değişiyor ve bu değişimle birlikte biz bunları karşılama gayreti içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde tabii ilk etaptaki ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçlar arasında çok fark var. Artık barınma temelli, kentin geleceğini düşünen ama aynı zamanda güncel sağlık sorunları, çevre sorunlarıyla ilgilenen, bir kısım altyapı ile ilgili süreçleri mutlaka gözeten bir anlayışla süreci sürdürüyoruz. Yanı sıra tabii şehrin geleceği kısmı önemli. Bunun az önce siz de konuşmanızda ifade ettiniz. O kentin geçmişiyle, sosyolojik yapısıyla, beklentileriyle özdeşleşen ve bir ortak akılla hem ulusal hem uluslararası düzeyde çok önemli teknik insanların katkı sunacağı bir zemin de var. Lütfü Savaş Başkanımız bu konuda önemli bir koordinasyon sağlıyor. Bizim özellikle afet bölgesine, yani bu depremi yaşadığımız noktalardaki afet bölgesine önerimiz, geçici bir konut sistemiyle süreci en az 2-3 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir teknik altyapıya sahip halde toparlayıp, az önce bahsettiğim prensiplerle yeni Hatay'ı geçmişiyle bağ kuran güçlü bir tasarımla, mimariyle inşa edebilmek. Bu konuda örnek bir projeyi arkadaşlarımla uzun zamandır çalışıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye'mizin de oluruyla yer göstermesiyle hem burada Antakya'da hem de Samandağ'da toplamda 1600'e yakın insanımızı barındıracak iki aslında kalıcı değil, geçici ama 2-3 yılı kapsayacak, farklı hizmetleri içinde barındıracak barınma alanlarını oluşturuyoruz. Birinin inşası başladı, altyapı süreçleri devam ediyor. Bir diğerinin de hemen hızlıca önümüzdeki 2-3 gün içerisinde başlayacak. Bugünün bu bahsettiğim projelerden bir tanesinde işbirliğini yaptığımız özel bir durum da var. Cumhuriyet Halk Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun toplayarak oluşturduğu yaklaşık 10 milyon liralık da katkısını sunarak yapacağımız bu geçici barınma alanlarından birine büyük bir katkı sunmuş olacak. Bence çok faydalı örnek bir süreci kazandırmış olacağız. Ben Kiptaş Genel Müdürümüz inşasını bizim şehircilik grubumuz adına üstlendi. Aslında inşa ediyoruz. Sadece barınma değil, bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Mevcut yapılan barınma alanlarını inceleyerek ilk başta yola çıktık. Baktığımızda hep tekti. Ama sadece barınmayı, yani tabiri caizse bir yatakhane, bir alan tarifleyen yapılaşmalar vardı. Antakya'da yaklaşık 4 dönümlük yerde konuşlanacağız.
Şu anda sahanın altyapı çalışmalarına başladık. Sistemle komşuluk ilişkilerini güçlendireceğimiz birimler tasarladık. Söz konusu projemizde fiziksel ilerlemeden tedarik sürecine kadar her şeyi planladık ve şu anda altyapı çalışmalarımız İl ve Fen İşleri Daire Başkanımızın bağlı bulunduğu genel sekreter yardımcımızla yürüyor. İSKİ genel müdürlüğümüz su altyapısını getirmekle ilgili çalışmalara başladı. Kiptaş olarak biz de imalata başladık diyebilirim. Burada 4 tip yaşam ünitesi tasarladık. Bu yaşam ünitesinde projemiz içerisindeki yerleşimini koyduk. Bu çok önemli çünkü burada biz vatandaşlarımızı barındırırken hem sosyologların hem psikologların ne tür etkilenen vatandaşlarımızın ne tür komşuluk ilişkisi yapması gerektiği detayına kadar açıkçası düşündük. Yerel belediyelerimizin de yönlendirmesiyle vatandaşlarımızı konuşlandıracağız. Başta da dediğim gibi bir yaşam alanını tasarlıyoruz. Oyun gruplarına kadar tüm süreçlerimizi kısa gölgenin bir bittikten sonraki halinde göstermek istiyoruz. Abi, 200. Bölgede çevrede duyarlı olması açısından solar aydınlatma sistemleriyle alanımızın açık aydınlatmasını yapacağız. Hem enerji üretiminden de tasarruf sağlamak istiyoruz. Çünkü bölgede ciddi enerji altyapısında da hasarlar mevcut. Tamamlandı da tamamen böyle bir yaşam alanı hayata geçirmiş olacağız. Geçenlerde bir fotoğraf yansıdı. Hemen kentin bir miktar dışarısında alelacele, 4 katlı, 5 katlı bilindik konutları yapmak gerçekten yaşadığımız afetten sonra bu acıyla beraber bu şehirlere yaşatılacak ikinci acı olur. O bakımdan kentlerimizi planlı, prensipli bir şekilde geleceğe hazırlamamız şart. Bu konuda en örnek çalışmaları burada sürecin güvencesi olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da koordinasyonunda Hatay'da başarabileceğimizi ama sizlerle birlikte 14 Mayıs'tan sonra sizin Cumhurbaşkanlığınızla birlikte bence çok özenli bir çalışmayla bu 10 şehrimize de çok kıymetli bir süreci kazandıracağımızdan eminim. Buna da ihtiyacı var diyeyim. İnşallah yakın zamanda bu geçici barınma alanlarımızı ki tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubuna teşekkür ediyorum. Her birinin katkısına minnet duyuyoruz. Bu güzel barınma alanlarını buradaki depremzede vatandaşlarımıza buluşturacağımızın sözünü huzurunuzda vermiş olalım. Teşekkür ederiz. Yani şehrin dışında hemen açalım ve bloklara başlayalım. Neyse bundan daha düzenli bir süreci yakalamamız lazım. Bunlar size emanet. Çalışacaklar burada. Hadi bakalım.